Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TETA Ayeti Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 44. günün ikinci dersine. Prizmalara devam ediyoruz. Özel prizmalar. Dikdörtgenler prizması ve kare dik prizmadan bahsedeceğiz bu dersimizde. Ve prizmalar bitmiyor. Hatta dikdörtgenler prizması ve kare dik prizmanın konu anlatımı da bitmiyor. Daha doğrusu soruları da bitmiyor. Ona da yarın devam edeceğiz. Bugün belli bir kısmını işleyeceğiz. Yani 3 sayfayı işleyeceğiz. Evet. Dikdörtgenler prizması ve kare dik prizma önemli. Genelde ÖSYM sorularını bu buradan soruyor haberin olsun o yüzden bu konuya lütfen dikkat. O zaman hocam öncekileri niye işledik kardeşim önceki bilgiler olmazsa sen bu dikdörtgenler prizması ve kare dik prizmadaki soruları yapamazsın. Temel diklik ya da daha önceden animasyonla desteklediğimiz bu prizmaların mantığındaki şeyleri öğrenmen lazımdı. Oraları olmazsa burayı da yapamazsın zaten. Evet şimdi de yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yine animasyondan falan destekleyeceğiz. Yani hayal gücünüzü üst seviyeye çekeceğiz böyle. Bu animasyonlarla yine güzel şeylerle karşılaşacağız. Evet kitap de sayfa numarası 246, 247 ve 248'i işleyeceğiz ve bitmiyor. Bitmiyor. Devamında yarın işleyeceğiz. Haberin olsun. O zaman hazırsak haydi bakalım gelsin dikdörtgenler prizması. Şimdi dikdörtgenler prizmasını önce bir tanıyalım. Şimdi prizma neydi? Ya tabanı ve tavanı aynı şekilde olan yan yüzeyleri de dikdörtgen olan şekildi. Bu sefer tabanı dikdörtgen seçtiğin zaman tavan da dikdörtgen oluyor. Yani tabanları dikdörtgen olan dikdörtgene biz dikdörtgen dik prizma Demiyoruz da dikdörtgenler prizması adını veriyoruz. Dikdörtgenler prizması da taban ve tavan neymiş? Dikdörtgenmiş. O zaman bütün yüzeyler ne oluyor? Dikdörtgen oluyor. E burada görüyorsun zaten bak şekli. Şekli gördün. Bu şekilde e, dikdörtgenler prizması gördük ya. Hadi şunun açılımında alt tarafta var ama gel açalım. Hadi bakalım şöyle animasyonda görelim. Açtığımız zaman işte bu şekil karşımıza çıkıyor ama farklı açılımlar olduğunu da biliyordun. Şimdi taban burasıysa bu tabana göre bir açılım yapıyoruz. Tabanı şurası yani bunu zemine oturttuğumuz zaman bu zemine göre açılım olacak. Farklı açılımlar daha öncesinde biz bunu zaten işte 3-4 defa gösterdik. O yüzden buradaki bir tane açılımını gösterdim. Animasyonda da bir tanesi gösterdim. Diğer açılımı sen bir dene istersen bu yüzey bu yüzeyi zemine koyacak şekilde bir açılımı da sen yap istersen. Her şeyde hazır bekleme değil mi? Her şeyi gösterdik. Animasyonunu da gösterdik. E bu sefer sıra sende olsun. Sen şöyle bir açılımını da yap. Şimdi dikdörtgenler prizmasını şöyle bir iyice bir inceleyelim. Dikdörtgenler prizmasında her yüzey nedir? Dikdörtgendir. Hocam taban tavan sonra sağ yüzey sol yüzey sonra ön yüzey arka yüzey ve dikkat et ön arka sağ sol alt üst buradaki prizmalarda genelde dikdörtgenler prizmasında biz bu cümleyi çok söyleyeceğiz perspektif gereği önünü görüyorsan arkasını göremezsin sağını görüyorsan solunu göremezsin baktığın zaman bir yapıya baktığın zaman bu şekilde bir yapıya baktığın zaman üstünü görüyorsan altını göremezsin ya da tam tersi alttan bakıyorsan böyle altını görüyorsan perspektif gereği üstünü göremezsin bu bilgi de önemli bir bilgi haberin olsun hatta bu burada ön arka aynı Sağ sol aynı ama ön arkadan farklı aynı olduğu durumlarda oluyor tabii ki onu da kare dik prizmada anlatacağız zaten onu da bir de e, ne var alt üst var bunlar da aynı yüzeyler yani üç farklı yüzeyi var diyebiliriz aslında aslında 6 tane yüzeyi var 3 farklı yüzeyden bahsedeceğiz bir bu yüzeyler iki şu yüzeyler sağ sol 3 ön arka yüzeyler e bu yüzeylerden bahsetmişken bir de yüzeyde bir şey çizdiğimiz zaman mesela alttaki dikdörtgende ben bu köşegeni çizdiğim zaman ben buna ne diyeceğim? Köşegen demeyeceğim. Yüzey köşegeni adını vereceğim ben buna. E hocam buradaki yüzey köşegeninde işlem yapacak olursam şurası 90 derece ya. O zaman burası kare içinde şurası B olduğundan dolayı kare içinde A kare artı B kareye eşit oluyor. Hatta şekli biraz büyüteyim. Evet hocam bütün yüzey köşegenleri öyle mi? Hayır. Alttaki yüzey köşegeniyle ile üstteki yüzey köşegeni aynı. Evet. Sağdaki ve soldaki aynı oluyor. E hocam sağdaki ne yapıyor? Sağdaki yüzey köşegeni de çizecek olursam bu da buradaki dik üçgenden dolayı kare içinde B kare artı C kareye eşit oluyor. Ve burada da sağ sol yüzeylerdeki köşegenler. Yani ön arkadakine bakacak olursak. Hocam A burası C burası. Burada da şu köşegeni çizecek olursan eğer. Hocam bu da ne yapıyor? A kare artı C kare yapıyor. Şekil çok fazla karışmasın diye bunu yapmayacağım. Peki hocam bu ne? Şimdi bir odanın içinde düşün kendini. Odanın bir sağ üst köşesine bir de sol alt köşesine şöyle baktığın zaman yani çapraz köşelere baktığın zaman bu köşeleri birleştirdiğin zaman havada böyle bir ip var gibi düşünebilirsin. İşte bu çapraz köşeleri birleştiren doğru parçasına da biz cisim köşegeni adını veriyoruz. Ya işte bu cisim köşegeni olabilir. Sonra şu cisim köşegeni olabilir. Başka bu köşeden şuraya doğru olabilir. Bu da cisim köşegeni. Bir de bu köşeden bu köşeye olabilir. Aa cisim köşegenleri ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Arkadaş cisim köşegenlerin hepsi aynı noktada kesişiyor. Buna dikkat et. Bazen belki bununla da ilgili bir bilgi de verilebilir, sorulabilir. Cisim köşegenleri bu şekilde oluyor. Cisim köşegenleri de aynı zamanda birbirine eşit oluyor. Sebep? Arkadaş burası ne? Kare küçüğünden daha kare artı ve kare değil mi? Evet şurası ne? Hocam burası da C zaten. E burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak kırmızı da Yani x kare neye eşittir? Hocam x kare kare küçüğünde a kare artı b karenin karesi artı c kare eşit oldu. Yani x kare küçüğünde a kare artı b kare artı c kareye eşit oldu. İşte bir tane çizim köşegeni bak bu oldu. Aynı hamleyi sen diğer çizim köşegeninde de yapacak olursan. Hatta bak ben bunu çizdim ya. Şunu şöyle çizdiğim zaman. Bu yan yüzeye ki ya. Hocam burası 90. Şöyle dik üçgenle de bulabiliriz bunu. b kare artı c kare artı a kare yine aynı şekilde yaptı. Aynı cisim cisim köşegenlerini farklı cisim köşegenlerinde de yapacak olursak hocam şu ve şunu çizecek olursak yine kare içinde a kare artı b kare burası c kare burası yine kare içinde a kare artı b kare artı c kare olduğunu görebiliriz. Yani toparlayacak olursak yüzey köşegenlerini anladın zaten sen yüzeyden çizilen köşegenler oluyor. Cisim köşegeninde bir nokta aldın üstte aldıysan çaprazdaki alttaki noktayı alıyorsun ve bunları birleştiriyorsun İşte bu bana cisim köşegenini veriyor. Tamam cisim köşegeninde neymiş? Dikdörtgenler prizmasında kenarlar ABC ise cisim köşegenin uzunluğu da kare içinde a kare artı b kare artı c kare eşit. İspat tekniğiyle de sen yine bunu ulaşabilirsin. Buna ulaşabilirsin. Evet açılımda da bahsettik zaten. Şimdi yüzey köşegenlerini söyledik zaten. Kare içinde a kare artı b kare. Kare içinde a kare artı c kare. Kare içinde b kare artı c kare. Bunları zaten gösterdik. Sonra e, cisim köşegeninden bahsettik. Şimdi gelelim hacme. Hacim neydi? Herhangi bir prizmadaki hacim taban alanı çarpı yükseklikte. Tabanı dikdörtgen olduğu için taban alanı a çarpı b yapıyor. yüksekte c yani hacim neye eşit olmuş oldu? Hacim şuna eşit oldu kardeşim. A çarpı B çarpı C'ye eşit oldu. Bunu bilelim mi? Sorularda veriyorlar ama yine de bilelim. Ya da hafif şöyle bir düşünsen bile taban alanı A çarpı B çarpı yüksekte C. A çarpı B çarpı C olduğunu zaten kendin ulaşabilirsin. Sonra yanal alan. Hocam yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Taban çevresine bakacak olursam A B A B 2 artı 2 B yapıyor. Yüksekliği de C. O zaman yanal alan diyecek olursak da 2 artı 2 B taban çevresi çarpı yükseklik. Daha öncesinde bildiğiniz bir bilgi bu. Yüzey alanında ne oluyor? Hocam yüzey alanında şu oluyor. Bu da önemli. Sorularda yine veriyorlar bize ama biz yine de bilelim. Hocam bak buraya dikkat şimdi. Biraz önce ben ne dedim? Hocam biraz önce dedim ki perspektif gereği bir yapı, dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yapıyı baktığın zaman önünü görüyorsan arkasını görmenin imkanı yok. Bak ön tarafını gördün ya bak şimdi. Ön tarafını gördün ya arka tarafını göremezsin. Hocam ben arka tarafını şuradan görüyorum. Hayır. Üstü kapalı ya. O yüzden arka tarafını görmenin imkanı yok. Her yüzeyi kapalı Önünü görüyorsun, arkasını göremiyorsun. E hocam bu yüzeyler aynı yüzeyler. O zaman bu alanı bul, bu, bulunca A çarpı C burası. Arkada da aynısı var. A çarpı C iki tane A C yaptı. Hocam burası. Sağını görüyorsam solunu göremem. B çarpı C bu alansa o zaman burası da B çarpı C. İki tane B çarpı C yaptı. Bir de ne kaldı? Alt üst kaldı. Üstünü görüyorsan altını göremezsin. E hocam 6 AB üstte AB iki tane AB'ye. O yüzden şöyle bir mantık var. Dikdörtgenler prizması ya da dikdörtgenler prizmasından oluşan şekillerde. Bu karedik prizma olabilir, işte küp olabilir fark etmez. Prizma ise daha doğrusu ama dikdörtgenler prizması ise. Bak bu söylediğim şey tabanı üçgen olan prizmada geçerli değil. Dikkat et buna tamam mı? Dikdörtgenler prizması ve dikdörtgenler prizmasıyla oluşturulan yapılarda geçerli bu dediğim şey. Önünü gördüğün yüzey alanı görünen yüzeyler çarpı 2 şeklinde bulunuyor. Bunu açacağım özellikle küpü anlatırken açacağım arkadaşım. Önemli ama burada ön göremi görüyorum arkayı göremi diyorum ya. yani görülen yüzeylere bakacak olursan. Hocam AC burası 2 ile çarpacağım. Burası ne? Hocam burası BC 2 ile çarpacağım. Pardon A, burası ne? AB 2 ile çarpacağım. şurasını da görüyorum. BC'yi 2 ile çarpacağım deyip sonuca ulaşabilirsin. Evet. Dikdörtgenler prizmasındaki yüzey alanı bu. Perspektif gereği söyledik. Ya da ben ne yapıyorum biliyor musun? Dikdörtgenler prizmasındaki yüzey alanını bulurken ee, şöyle hocam yan alan alanını hesaplarım. Sonra taban alanlarını eklerim. Yan alanını burada şu tab taban alanları da A çarpı B'den iki tane yok mu? Artı 2AB edeceğim. Buna artı 2AB ekleyeceğim. Şu C'leri dağıtınca bak 2AC yapıyor burası. Sonra 2BC yapıyor. Sonra 2AB iki Kenarların ikişerli çarpımının iki katı yapıyor. Ama ben böyle bir şeyle karşılaştığım zaman hemen şöyle yapıyorum ki soruyu çözerken de göreceksiniz zaten. Kenarları yazıyorum. Kenarların ikişerli çarpımının 2 iki katı diyorum. AB 2 ile çarpıyorum. 2AB artı BC 2 ile çarpıyorum. 2BC. Sonra bu ikisini çarpımı olacak. AC 2 ile çarpıyorum. 2AC şeklinde alana ulaşabilirim diye söylüyorum. Tamam. Mı? Haberiniz olsun dostlar. Evet şimdi gelelim öğrenme alanı sorusuna. Öğrenme alanı sorusunda ilk etapta şöyle bir soru var. Dikdörtgenler prizması verilmiş. Hocam şurası 3 verilmiş. Alan olarak 3 verilmiş. Ve hacim nedir diye soruluyor. Ya şuraya A deyip buraya B deyip A çarpı B'yi B bulup sonra C ile de çarpabiliriz aslında ama ben niye biliyorum? Bütün prizmalardaki hacimin taban alanı çarpı yükseklik. Taban ve tavan alanı zaten aynısı. E o zaman buradaki oranlamayı ben şu şekilde kullanabilirim. Yani klasik işlemlerle ezbere işlemler ile işlem yapmak istemiyorum. Eski bilgilerimi de birleştirmek istiyorum burada. Hemen alan dağıtıyorum. Bak böylelikle geçmişimizi de böyle tekrar etmiş oluyorum. Çizgideki 3 ise çizdiği kalan nedir? 3'tür E hocam dikdörtgendeki şu alan 6 ise diğer geri kalan da 6'dır. Böylelikle ben taban alanını bulmuş oldum. Taban alanı kaç yaptı? Taban alanıyla. Aynı 12 yap. E taban alanı 12 ise yüksekte 4 ise direkt hacim neye eşit olacaktır? 12 çarpı 4'e eşit olacaktır. Yani hacim 48'e eşit oldu. Ha sen 12'yi bulduk daha sonra şöyle de diyebilirdin. A derdin B derdin. Hocam hacim a çarpı b çarpı c eşit derdin. a, a çarpı b de buradan belli 12 derdin buraya. c de zaten 4'e eşit derdin. Çarpı da 48 derdin. Uzatmak senin elinde. Ama taban alanı varsa direkt taban alanı a çarpı b demeye de gerek var mı? Yok. Yani ezbere klasik bilgilerle böyle yola çıkmaktansa geçmişimizi de kullanıp ya da genel bilgiyi de kullanıp taban alanı çarpı yükseklik şeklinde genel bilgiyi de kullanıp sonuçlara bu şekilde ulaşabiliyoruz. B şıkkına geldiğimiz zamanda. bak B şıkkı da önemli. Daha öncesinde sınavda da çıkmış sorudur. Farklı üç yüzünün alanları 10, 15 ve 24 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor bize. Şimdi farklı üç yüzü. Arkadaş elimde şöyle bir şey olsun. Farklı üç yüz derken zaten farklı üç yüz var dikdörtgenler prizmasında. Ön arka bir yüz. Sağ sol bir yüz. Üst alt bir yüz. Yani şuraya A, buraya B, buraya C diyecek olursam. Hocam A çarpı B'yi vermiş bana. A çarpı B taban tavan. Yani 10 olarak verilmiş. Sonra B çarpı C verilmiş bana. B çarpı C de sağa sol mesela. O da 15. bir de A çarpı C var. A çarpı C de bize kaç verilmiş? 24 verilmiş. Ve benden ne isteniyor? A çarpı B çarpı C isteniyor şimdi bizden. İşte burada biraz matematik bilgisi giriyor işin içine. Çarpanları ayırmadaki kullandığımız tekleri kullanacağız bazı sorular. Ne yapacağız? Ya hocam burada değerler yazalım diye uğraşmayalım. Uğraşmayalım. Vay efendim burası 2, 2 burası 5'tir. Burası 5 ken, burası 3'tür. O zaman burası 3 ken, burası 8'dir. Aa ilkinde tuttu. Tamam bu şekilde olur, olabiliyor bazen ama bazen de bunları bulmak zor da olabiliyor. Ya rasyonel sayı olsa Saydı. Tamam bu soru bu 2 3 8'e göre dizayn 2 bir dakika Yo bak burada şeyler tutmadı. Şuraya 2 ve 5 dersen b 5 c e, buradan kaç aldı 3 oldu c 3 iken a da kaç oldu 8 oldu ama a 8 burada da 2 çıktı tutmadı tutturamayabiliriz ki çoğunlukla da tutturamıyoruz ya da tutturmaya değer vermeye kalkıştığımız zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O zaman ne yapacağız bize verilen bilgilere bakacağız bize verilen bilgiler bunlar ve istenilen bilgi bu. Bu verilen bilgilerle şuna ulaşabilir miyim çarpanlara şey yapacağız. Hocam ben burada bunları taraf tarafa oranlarsam A bölü C gelir. A ile C arasındaki ilişkiyi bulurum. Sonra burada şu ikisini oranlarsam B bölü A gelir. A ile B arasındaki ilişkiyi bulurum. Bu şekilde de yola çıkabilirim. Ama baktığım zaman şuraya kafayı çalıştırıyorum. A çarpı B çarpı C'yi bulmaya çalışacağım ben. E bu bilgiler verilip şuna ulaşmaya çalışacaksam eğer ne yapabilirim? Hocam ben burada bunları taraf tarafa çarpabilirim. Taraf tarafa çarptığım zaman ne geliyor? Hocam A kare B kare C kare geliyor. O da 10 çarpı 15 çarpı 24 yapıyor. E bu A kare B kare C kare verilmişse bize. Burası da 5 çarpı 2. Öbürü de 5 çarpı 3. Öbürü de 3 çarpı 8 değil mi? Evet. Bak şimdi dostum. Burada niye elde etmeye çalışacağım? A çarpı B çarpı C'yi elde etmeye çalışacağım. O zaman her iki tarafın kare kökünü alırım. Kare kökünü aldığın zaman A çarpı B çarpı C geliyor mu? Geliyor. Hocam 2 tane 5 var. bir tane 5 diye çıkar. 2 tane 3 var. bir tane 3 diye çıkar. Hocam 2 ve 8 çarpımları 16. O da 4 diye çıkar. O zaman burası da kaç oldu? 60'a mı eşit oldu? Evet. 60 aynı zamanda hacime eşittir. Çünkü niye? Çünkü dostum A çarpı B çarpı C hacimdi. E biz de buraya, burada buna ulaştık mı ulaştık. Farklı farklı çözümler var. Ama bak senden istediğim şey ÖSYM biraz sonra değil. Bugün belki değil de yarın bu tarz soruların ÖSYM nasıl sorduğunu da göreceksin zaten. Ki bu da ÖSYM'de çıkmış sorudur. Benzeridir. Bu soruyu soru içerisinde böyle daha çözümü uzun yolu olanlarda da biz bunu kullanabiliyoruz. Bana neler verilmiş? Neye ulaşmaya çalışacağım? Sorusu bizim için çok önemli. Çarpımları verilip de iki çarpımları de A çarpı B çarpı C'ye ulaşacaksam eğer taraf tarafa çarpacağım kardeşim. Eğer bu şey değil de alan sorulmuş olsaydı o zaman alan da 2AB, 2AC, 2BC olacak diye o zaman burada taraf tarafa şey değil de çarpma değil de taraf tarafa ne yapardık o zaman taraf tarafa toplardık. AB, AC ve BC toplamını elde etmek için. Yani şurayı çalıştırmayla alakalı şeyden bahsediyoruz. Yani. Burayı çalıştırdığınız sürece soruyu okuyup verilen bilgiye baktığın sürece ve senden en son ne istenildiğini bildiğin sürece sonucu çok çok daha rahat bir şekilde şekilde ulaşacaksın buna emin ol. Evet geldik şimdi karedik prizmaya. Karedik prizmada tabanı dikdörtgen değil de kare olursa kardeşim biz buna karedik prizma adını vereceğiz. Karedik prizmada açılımını yine senle birlikte görelim şöyle. Açtığımız zaman tak 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 4 tane dikdörtgen 2 tane de kare var mı elimizde? Var. Bunun farklı bir açılımı şunu şu şekilde tabanı buraya tutup bu yüzeyleri de böyle yatırabiliriz. Yani şu şekilde dikdörtgenler şu şekilde de olabilirdi karşımızda açılımda ve karede şu şekilde. Kareler bu şekilde. Bu şekilde açılımda olabilirdi. Bunu da animasyonsuz bir şekilde göstereyim dedim. Yani bildiğimiz şey aslında dikdörtgenler prizmasıyla aynı şey. E şimdi o zaman biz burada kare dik prizmada neler sorulabilir bize? Hocam yüzey köşegeni. Mesela bir yüzey köşegeni A kök ki. Diğer yüzey köşegeni de A kök ki. Hocam şu dikdörtgenlerde hep A ile A'ya haşlık bir dikdörtgenler yapmıyor mu? Yapıyor. Bu yüzey köşegeni kare küçüğünde A kare artı H kare yapıyor. E diğer A'ya haşlık olduğu için burası da aynı şekilde a kare artı h kare yapıyor. Yani yüzey köşegenlerinde dört tane dört tane a'ya h'lık dikdörtgen olduğu için a kare artı h kare kare içerisinde 4 tane köşegen yüzey köşegeni aynı. Diğer iki yüzey köşegeni de aynı mı? Aynı. Onlar da tabanlar a olduğu için burası da a kökü oluyor mu? Oluyor. Cisim köşegeni ne oluyor? Bunu da öğrendik zaten. Bu oluyor kardeşim. E hocam burası a kök ki burası da haçsa o zaman Pisagor bağıntısından karek içerisinde şunun karesi 2a kare artı bunun karesi h kare şeklinde yüzey cisim köşegeni köşegenine de ulaşabiliriz. Ya da kenarlar hocam a a h ya kare içerisinde a kare artı a kare artı h kare yazınca da zaten cisim köşegenine de ulaşabiliyoruz. Peki hacimden bahsedelim. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. A kare çarpı h'tır. Yüzey alanı nedir? Ama ilk önce yan alanından bahsedelim. Hocam yan alan şurası H'sa eğer e, yan alanda şimdi şu taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi 4a çarpı yükseklik h yapıyor. Yan alan 4a çarpı h oldu. Ya da a çarpı h dikdörtgenden hocam 4 tane var deyip o şekilde de bulabiliriz. Taban alanları ne yapıyor? A kareden 2 tane var. 2 tane A kare. O zaman tüm alan ne yapacaktır? Bak bunların hepsi burada yazıyor. Hacim taban alan çarpı yükseklik. Yanal alan 4A çarpı H. E, yüzey alanında taban alanları A kareden 2 tane var. 2 tane A kare artı A çarpı H'dan da 4 tane vardı. Ya da taban çevresi çarpı yüksekten 4A haş şeklinde söyledik. E sen dikdörtgenler prizmasını biliyorsan kare dik prizmayı da rahat bir şekilde yapar mısın? Bence yaparsın kardeşim. Evet yapılabilir. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. E, tabanı sadece kare olacak. Hadi gel öğrenme alanında bu işi öğrenelim. Alan nedir diye soruluyor. Bunun alanı nedir? Arkadaş ben ne yapıyordum? Bunu da şey gibi düşüneyim. Hiç ezbere yapmayayım. Dikdörtgenler prizması gibi düşüneyim. Kenarların ikişer çarpımının ilk katıydı. Kenarlarda 2-2-5 şeklinde değil mi? Evet. Hiç bak kare dik prizmadaki formülü yapmıyorum. 2 tane a kare artı 4 a h formülünü yapmıyorum bile. Yapmana da gerek yok. 2 kere 2 4 bir de 2 ile çarptın 8. Sonra 2 kere 5 10 bir de 2 ile çarptın 20. Artı 2 kere 5 10 bir de 2 ile çarptın 20. Topladığın zaman da tüm alanı kaç yaptı? 48 yaptı. Yani ne yaptık burada? Dikdörtgenler prizmasındaki mantığı buraya uyarladık. Öbür gelelim. Hocam burada da hacim isteniyor. Hacim için benim neyi bulmam lazım? Haşı bulmam lazım. Cisim köşegeni verilmiş. Formülden yapabilirsin kardeşim. Hocam cisim köşegeni 26 eşittir. Kare kök içerisinde 5 kök karesi artı 5 kök karesi artı h kare şeklinde yapabiliriz. Çünkü şunun karesi artı bunun karesi artı h kare bunun karesine eşittir. Ya da bu 26. Şunların kareleri toplamı ve kare küçüğünde diyebiliriz. Ama kardeşim şurayı kullanarak tabii ki matematikten böyle karelerini aldığın zaman 26'nın karesinde falan sıkıntı yaşayacağımız belli. E biz böyle ispat tekniklerini size boşuna göstermiyoruz. E 26 var burada. E buna ait bak temel dikliği de boşuna göstermedik sana. Buna ait şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursak yüzeyden bunu çizecek olursak arkadaş buradaki dik üçgenden ben sonuca ulaşabilirim. Burası da sonuçta aş yapıyor. Hocam alt taraf bir kareydi. E burası da 5 kökü. E karenin köşegeni 5 kökünü kök katı 10 yapar. Hocam 10 var 26 var. Yani burası 2'nin 5 katı. Burası 2'nin 13 katı. 5 12 13 üçgeninden burası da 2'nin 12 katından dolayı 24 yap. H 24 ise hacim ne yapacak? Taban alanı. 5 kökünün karesi çarpı yükseklik. Yüksekliği de 24 bulduk. O zaman 5 kökünün karesi kaç yaptı? 25 çarpı 2'den 50 yaptı. 50 çarpı 24 yapar. 50 ile de 24 çarptığımız zaman 1200 mü çıkıyor cevap? Evet cevap 1200 çıkar. Hacimi de bu şekilde bulmuş olduk. Öğrenme malında bak ispat tekniğinde kullanmış olduk. Sen istersen formülden de yapabilirsin. Ha formülü Z edilmiş halleri genelde de ÖSYM tarafından da veriliyor ama formül verilse bile ben hani burada mesela cisim köşegeni şu soruda verildi ya cisim köşegeni 26 verildi mesela. Sorunun açıklamasında şöyle verilebilirdi. Ya yani bir cisim köşegeni şu şekilde kare içinde A kare artı B kare artı C kare şeklinde bulunur deyip soruyu o şekilde de devam eder. Ben soruyu o şekilde görsem formülünü de görsem formülsüz bir şekilde yaparım. Çünkü daha da hızlı yapıyorum. Gördüğün üzere. O yüzden ispat tekleri bizim için önemli. Evet şimdi gelelim örnek 9'a. Ayrıt uzunlukları 5, 6 ve 8 cm olan bir dikdörtgenler prizmasından kesişen tüm ayrıtları birbirine dik olan eş, iki eş parçanın çıkarılmasıyla elde edilen cisim şekilde verilmiş. Evet dikdörtgenler prizması verilmiş ve eş iki tane parçayı bir parçayı bu köşeden bir parçayı da bu köşeden çıkartmış. E elde edilen cismin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağım o zaman? İlk önce bu parçaların çıkarılmadan önceki halini düşünelim. Çıkarılma öncekideki hali. Bak şu şekilde bir dikdörtgenler priz basıydı. Bu dikdörtgenler priz basından neyi çıkartacağım? Buradaki eş iki parçayı çıkartacağım. Hocam burayı tam göremiyorum. Görme. Önemli mi? Eş diyor sana. Sen burayı tam net olarak görüyorsan ve dik olarak söylediyse burayı. Burayı bulduysan e burayı da zaten bulursun. E o zaman hadi bakalım oraya. Hocam şurası yüksekliği tam olarak altıydı. E her yerde altı olacak. E şurası üçse. Buraya kaç kaldı? Üç kaldı. Sonra burası kaç? 5 birim. E dört birim çıkarılmış. E o zaman burası bir birim olacak. Yani şurası dört birim. Şu parçaların hepsi. Sonra burada şu parçayı bulmam gerekecek. Dik olarak kesmiş hocam. Bunun tamamı 8 ya. E beşi buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. E o zaman ben çıkarılan parçanın dikdörtgenler prizmasını bulmuş oldum. 3 burası 4 burası 3 burası. Yani dikdörtgenler prizması aslında kare prizmaymış aslında bu. Şimdi bu cismin hacmi isteniyor. Çıkarılmadan önceki öncedeki cismin hacmi neydi? Kenarlar 5 sekiz altı. Beş sekiz altı arasından iki tane parçayı çıkartacağım. İki tane parçanın kenarları da 3, 4, 3. 3, 4, 3'ü çıkartacağım. İşte bu bana cevabı verecek kardeşim. Hadi bakalım. Bu 6 kere 8, 48, 240 yapıyor? 5 ile çarparsam. Evet. Eksi. Bu 3 kere 4, 12, 6. Ee, kaç yapıyor? 12 ile 6'nın çarpımı 36. Bir dakika. 72 yapıyor değil mi? Evet. Burası da 72 yaptı. Hemen eksi 72 ile yazalım. 240'tan 72'yi çıkarttığım zaman işlem hatası yapmayayım. 240'tan 72'yi şöyle çıkartayım bakayım. 68 mi yapıyor? Evet sanırım 168 yapıyor. Cevap böylelikle 168 çıktı. Bu soruda animasyona gerek var mıydı? Yoktu. Direkt zaten belli. Çıkan parçalar belli. Yani tüm hacimden o iki tane parçayı çıkartacağım. Eş iki parçayı çıkartacağım. Cevap da böylelikle 168 yaptı. Geldi örnek ona. Farklı ayrıt uzunlukları. X, Y, Z birim olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı verilmiş. Şöyle ben yine de şekli çizeyim. Şu şekilde çizdim kardeşim. X, Y ve Z. Ve bana şurada bir bilgi verilmiş. P rizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş matematiksel işlem var burada. ÖSYM'nin daha öncesinde sorduğu sorulardan bir tanesi zaten bu da. Bana bu şekilde bir işlem verildiyse ben bunu düzenlemek zorundayım. Ne yapayım? E, rasyonel sayılarda toplama verilmiş. O zaman burada paydaları eşitleyeyim. Yani bunu YZ ile bunu XZ ile bunu da XY ile çarparsam eğer YZ artı XZ artı XY bölü alt taraf XYZ oldu. Eşittir 3 bölü 7 mi oldu burası? Evet. Şimdi burada bana verilen bir şey var mı? Tamam burada daha işlem yapamıyorum. Durayım burada. Yüzey alanını vermiş bana. Yüzey alanı neydi? Kenarların ikişer çarpım iki katıydı. Yani 2xy artı şimdi xyz'yi düşün. xy'den iki tane. yz'den iki tane. 2yz artı xz'den de iki tane. 2xz toplamı kaç verilmiş bana? 18 verilmiş. Aa hocam bak burada ne var? Hocam burada ikiye bölünmüş hali var. Yani bu direkt ne yaptı? 9 yaptı. 9 bölü xyz. xyz dediğimiz zaten nedir? Hacimdir. Ki benden zaten hacim istedim deniyor 9 bölü hacim eşittir 3 bölü 7 olacak. E hocam işler dışlar yapayım ya da bu 3'te biri ise ya da şuradan şuraya 3 katı varsa buradan buraya da 3 katı olacaktır. V'yi de böylelikle kaç buluruz? 21 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yine elimizi kalemimizi konuşturduk. Yani matematiği konuşturduk. Bu tür matematiksel işlemler göreceksin. Hatta bununla ilgili çok orijinal sorular göreceksin. Büyük ihtimal bakayım bugün var mı? Büyük ihtimal yarın. Yarın göreceksin o soruları. Evet cevap 21 oldu. Geldik örnek 11'e. Yüksekliği 7 birim. Cisim küçükenin 9 birim olan kare dik prizmanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Hayal ederek de bir şeylere ulaşabilirsin. Ya yani şekli çizmeyerek de. Ama ben işi garantiye alacağım ki şekil çizmeyi sen de öğren. Kare prizma nasıl çizilir? Şöyle bir dikdörtgen yan yüzeyini çizersin. Arkasına aynı bir tane daha dikdörtgen çizersin şöyle. Tamam mı? Sonra şunları birleştirirsin böyle kardeşim. Al tabanları kare olan ne çıktı karşımıza? Bir prizma çıktı. Biz buna da kare prizma adını veriyoruz. Kare dik prizma adını veriyoruz. Yüksekliği 7 birim olan diyor. Ve tabanları da o o zaman ne olacak? A a, a, a bilmiyoruz. Cisim köşegeni de kaç vermiş bize? 9 olarak vermiş. İşte cisim köşegeni de bu. Hemen şunu da çizelim kardeşim. Hop şöyle çizdik. E şimdi cisim köşegeni biliyoruz hocam. Cisim köşegenin kare içinde a kare artı a kare artı 7'nin karesinden bulunur diyebilirsin. Doğru. Tamamıyla sana kalmış bir şey bu. Buradan yapabilirsin. Buradan işlemle a'yı bulabilirsin. Ya da ne yaparız? Hocam şuradan şöyle şunu çizince burası a kök yapar. Burası da 7. Burası da 9. Burada da direkt Pisagor bağıntısı da yapabilirsin. Yani direkt 9'un karesi eşit 81 eşittir 7'nin karesi 49 artı a kökünün karesi 2a kare deyip de yine sonuca ulaşabiliriz. E hocam buradan kaç yapıyor? 32 yapıyor galiba. 32 eşittir. 2 tane a kare yaptı. O zaman bir tane a kare. 16'ya eşit oldu. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. A buradaki işlemleri zaten 4 çıkar. E, ispat i̇spat kullanacak şekilde ben sana bu şekilde de buldum. Bu da bu da istediğin yoldan yapabilirsin. Biri birinci yol, biri ikinci yol gibi düşünebilirsin. Prizmanın yüzey alanı isteniyor benden. Yüzey alanında hiç böyle formüle formüle girmiyorum. Kenarlarımız ne oldu? 4 var. 4 var. 7 var. Hocam 4. 4 ve 7. Dikdörtgenler prizması. Çarp. İkişerli çarpının dikkatiydi. 4 kere 4 16. 2 ile çarp 32. 4 kere de 28. 2 ile çarp 56. 4 kere de 28. 2 ile çarp 56. Yapar. E bunları da toplayacak olursak cevap da kaç yapıyor o zaman? 56 56. 112 yapıyor. E 32 ile de toplarsam 144 yapıyor. Evet. Cevabı böylelikle 144 olarak ulaşır mıyız? Ulaşırız. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> evet. Ay Kibrit uzunlukları 3, 4 ve 9 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kibrit kutusu. Çekil 1'de gösterilmiştir. Kibrit kutusunun BC kenarı, kibrit kutusunun BC kenarı etrafta saat yönünde 90 derece döndürülmüş hali. Yani BC kenarı etrafında 90 derece böyle döndüreceğim. Yani BC kenarı yüzeyde kalacak şekilde böyle düşürüyorum. Al şöyle gör. İlk hali bu şekilde, BC kenarı o şekilde olacak şekilde düşürdüm yere ne oldu? O mavi yüzey, şu mavi yüzey alta mı geldi? Evet alta geldi. Tamam bu şekilde. Buna göre A ile D noktalar arasındaki uzaklık ikinci halindeki. Evet yani bizden şurası ve şurası arasındaki uzaklık isteniyor. Ben eski halinde buranın 3 olduğunu biliyorum. Yeni halinde buranın 4. E, eski halinde buranın yine 3 olduğunu biliyorum. Ve burası da 9. Şuranın da 9 olduğunu biliyorum. Şimdi benden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Arkadaş bak burada bir şeyin cisim köşegeni falan olmadı bu sefer. Ha hocam şunu şöyle de yapabilirsin. Ben bunu böyle uzatayım uzatayım deyip sonra şöyle bir dikdörtgenler prizması oluştu diyebilirsin. Kenar uzunlukları 12, 4 ve 3 oldu. E bunun nesi oldu? Bunun şeyi oldu. Cisim köşegeni oldu diyebilirsin. Ya da fark edemeyebilirsin bunu. E bunda ne yapacaksın işte ispat tekniğiyle yapacaksın. İspat tekniğiyle nasıl yapacağız? Hocam havadaki bir çizgiye hani temel diklik teoreminden çıkacak. Havadaki bir çizgi var burada. Hocam bir üçgen oluşturayım. Şunu şöyle çizersem yüzeyden çizmiş oluyorum. Yüzeyden çizip de şuradaki Pisagor bağıntısından yapabilirim. Yani burası 12 4 deyip şurayı bulurum. Sonra da 3 ve soru işaretinden dolayı burayı da bulurum. Ama bak sayılar gıcık. Büyük ihtimal daha kolayı vardır. E bu çizgiye bu çizgiye ait başka bir üçgen oluşturabilir miyim diye düşünüyorum. Sen istersen zeminden yap. Zemine diklikten yani şuradan daha rahat bir şekilde yapıyorsunuz genelde. Ama bak sayılar gıcık. Ben sana şunu da göstermek istiyorum kardeşim. Bak buna ait üçgeni şu yüzeyden çizip de yapabilirim. Hem de 3-4 var. Bazen sayılar, özel üçgenler bizi daha kolay bir yola iter. 3-4 bak burası ne yapar? 5 yapar. Dik üçgenden dolayı. Sonra burada bir dik üçgen çıktı. Hani ben sana demiştim ya hani böyle bir üçgen oluşturunca uç noktalarındaki burada kaçlar? 90 olmaz da burası 90 olur diye de, demiştim. 90'lı bulmak istiyorsan niye çünkü bu şu yüzeye dik o yüzden burada da 90 derece olmaz mı olur bak gerçekten daha kolay çıktı burası 5 burası 12 E o zaman 5 12 ne üçgeni var burada 13 üçgeninden cevap 13 çıkar güzel bir soru değil mi gerçekten güzel bir soru yani farklı bakış açısı oluşturmak için güzel sorulardan biri öyle klasik vay zemine dik de vay şuradan, şuradan, şuradan şunu zeminden şunu çizeyim de hani illa şu zemine böyle ayak üstü durmayın biraz da duvara yan durun böyle yani şuradan buraya yan durduğunuzu böyle düşünün. Yani buraya adam bu sefer böyle olsun böyle olsun. Sen bu duvara diksen buradaki duvardaki geçen her bir çizgiye dik oluyorsun. Temel dikliği bazen de böyle kullanmak lazım. Bazen de bu sayılar işimize yarıyor. 3-4 gördüysen 5-12 gördüysen öyle üçgen oluşturur Oradan da dik üçgen de karşına çıkabilir dostum. Evet örnek 12'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 13'e. Şimdi dikey konumda bulunan ve taban boyutları 30 çarpı 30 yüksekliği de 90 santimetre olan Kare dik prizma biçimindeki özdeş A ve B kutuları şekil 1'deki gibi yerleştiriyor. Sonra B kutusu yan yüzeylerinin görünümü. Şimdi B kutusu yan yüzeyi zemine konulup şekil 2'deki görüntü. Zemine konulmuş sonra duvara yapıştırılmış. Şimdi bazen bazı arkadaşlar şunu şöyle alıyor. Hocam bunu böyle aşağı doğru yatırdım. Yok animasyonda göstereyim. Aşağı doğru yatırayım. Hop duvara doğru iteyim. Aynen duvara da yapışmış hali verilmiş burada. Bak şuradaki yüzey duvara yapıştırılmış burada. Dikkat et tamam. E işte burada K ile R arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Şimdi 30 30 90'ları yazacağız kardeşim. Hadi bakalım yazalım. Şurada burası hocam 30 30 90 olduğunu biliyoruz. Şimdi buranın 30 30 90 olduğunu biliyoruz. Şurası 90 olacak. Ee, ve bizden K ile R. K noktası burada oldu. Şuradaki uzaklık isteniyor. Buna karşılık bir 90 derece edeceğim. Arkadaş bu normalde zemine dik değil mi? Evet zemine dik. Hocam ben bunu böyle yatırdığım zaman şuraya bakar mısın? Bu alttaki düzlemle yapıştığı zaman alt yüzeyle üst yüzey paralel ya. Yeni zemin zimiz aslında burası yaptı. Yani bu çizgi alttaki zemine nasıl dikse üstteki zemine de dik olmuş oluyor. O yüzden üçgen oluşturacak olursak eğer hop şunu şöyle çizecek olursam şöyle bir dik üçgen oluşuyor mu burada oluşuyor. Buradaki dik üçgenden ben burada sonuca ulaşabilirim dostlar. E o zaman verilen bilgilere bakayım. Hocam ben şuranın 30 olduğunu biliyorum. Şuranın da 90 olduğunu biliyorum. O zaman buraya kaç kaldı? Hocam burası 30'sa burası da 30 e tamamı 90'sa buraya ne kaldı o zaman? 60 kaldı. Hocam buranın da 30 olduğunu biliyorum. 30 60sa 1 2 kök 5 üçgeninden burası 30 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Sonra e, şuradaki uzunluğu bulmam lazım. E, bu uzunluğun ben 30 olduğunu biliyorum. Hocam burası 30 sa buraya ne kaldı o zaman? 60 kaldı. Çünkü bunun tamamı 90 değil mi? Evet. Şu aşağıya kadar 30 varsa o zaman buraya 60 kaldı. Dik üçgenin kenarları ne oldu şimdi? Hocam dik üçgenin bir kenara 60 bir kenara 30 kök 5 oldu ve benden bu isteniyor. Yani şurada göstereyim şimdi bunu. Şöyle bir dik üçgenim var. Burası 60 burası 30 kök 5 ve benden x uzunluğu isteniyor. Hocam 30 kök 5 ve 60'ın karelerini mi alacağım? Hayır. Saçmalama. Ne yapacaksın? Tabii ki ortak çarpandan yapacağız. Ortak çarpan 30. Bu 30'un kök 5 katı. Bu da 30'un 2 katı. O zaman burası da 30'un kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 4 artı 5 yapar. Burası 9 yaptı. E, 30 kök 9 yapar. Kök 9 da zaten 3 ya. O zaman cevapta da böyle. Kaç çıkar? 90 çıkar. Yani kare prizma sorusu aslında. Ama eskiyi iade ettik. Yani temel dikliği kullandırdık burada. Hocam başka türlü yapılabilir miydi? Daha 90 çıktı burada. Daha kolaylaştı kolay bir yoldan yapılabilir miydi? Daha farklı bir yoldan yapılabilir miydi? Ya aslında şuradan da yapılabilirdi. Hani şu düzlemin devamını şöyle düşünecek olursan. Hocam bu yan duvara dik ya. Şuradaki köşegenden şuradaki dik üçgenden de bulabilirsin. Tekrar söylüyorum. Şu düzlemin devamını düşündüm. Bu 90 derece ya. Şunu şöyle çizip. Hocam burası kaç da işte 60. Burası kaç? 60. 60. 60. 60 kök yapar burası. 60 kök gibi. 30'dan dolayı burayı da yine bulabilirsin. Cevap yine aynı çıkıyor dostum. Ama burada hala hazırda zaten zemine diklik vardı. Hemen üçgende oluştu. Hayali düz Düzlemi şöyle bu düzlemin devamını buraya gelip de bu buraya dik olmasını düşünmek her yiğidin harcı da değil yani burada. Ee, ama bazen de bu düzlemler verildiği zaman o düzlemlerin de devamını da düşünebiliyoruz. Bunu da bu soruda böyle göstermiş olduk. Evet geldik örnek 14'e. Örnek 14'te de ne demiş şimdi? 5 arkadaş ayrıtı 7 birim olan küp biçimindeki pastayı bir taban ayrıtı 5 birim olan kare dik prizma ile özdeş 4 üçgen dik prizma biçimindeki parçalara bölüyor. Bak bir tanesi kare dik prizma burası sonra bunlarda da özdeş özdeş ördeş ve bu bir küp küp. Daha görmedik ama yani e, küpü biliyoruz ortaokuldan biliyoruz. Şimdi o zaman özdeşse eğer bunlar. Verilen bilgileri şekil üzerinde tam olarak göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu özdeş. Şuraya bir yoğunlaşalım. Şuranın ben 90 derece. 90 derece 90 derece. 90 derece olduğunu biliyorum. Bu kare prizmaysa burası kare olacak. Şunları da 90'lar dereceleri yazayım. Kare olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit olacak. Ana 90'lar havada uçuştu. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta oldu. O zaman bu üçgenler ne oldu? Bu üçgenlerin hepsi birer eş üçgen oldu kardeşim. Zaten özdeş bu üçgen prizma diyordu bize. Ee, özdeş oldukları da belli zaten. Ve bir kenarda 7 birim olan küpten bahsediyoruz böyle. E o zaman burası 7 birimse şurası da 7 birim olacak. Burası da 7 birim olacak. Yani ben buraya bir A dersem hocam betanın karşısı, beta karşısı A ise betanın karşısı A betanın karşısı burası da A olacak. Betanın karşısı burası da A olacak. Buraya ne kalıyor? 7 eksi A kalıyor. Burası da 7 eksi A oluyor. Tamam. Kenarları bulduk. Özdeş bak özdeş A'ya 7 eksi A. A'ya 7 A gördün mü? A'ya 7 A 7, 7 A şeklinde bütün soruda herhangi bir eksik parça bulundu mu burada? Bulunmadı. Her şeyi burada kullandık. Şimdi taban ayrıtı 5 birim olan kare dik prizma diyor. Yani şurası da bize 5 verilmiş. O zaman buradaki dik üçgenden ben sonuca ulaşabilirim. Arkadaş burada Pisagor bağıntısı 5'in karesi eşittir. 7 x a'nın karesi artı a'nın karesi deyip işlem 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 yapabilirim. Ya da hisset. Hocam burada 5 varsa büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. A yerine 3 koyarsam a'yı ben buradan kaç bulurum o zaman? 3 bulurum. 3 koyduğumda 3 4 5 sağlanıyor. Hocam a'ya 4 koyarsam da oluyor. Fark etmez a yerine 4 yazarsan o zaman burası 3 oluyor. Yine dik üçgenin kenarları 3 4 5 oluyor. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Biz buradan a'yı 3 bul Tamam. O zaman A'yı 3 bulduysak arkadaşım. Burası 3. Burası 4. Burası 5. Bu bir dik üçgen. Bizden ne isteniyor? Buna göre en büyük hacimli parçayı alan diğerlerinden e, diğerlerinden birinin aldığı parçadan kaç birim küp fazla almıştır? İlk önce şunun prizmanın hacmini bulacağım. Taban alanı çarpı yüksekliği değil mi? Kare prizma olduğu için. Evet. Yani 5 çarpı 5 çarpı V1 diyeyim buna. 5 çarpı 5 çarpı yüksekte zaten 7. O da 25 çarpı 7. 25 çarpı 5. 125 yapıyor. Sanırım 175 yapıyor. Değil mi? Evet 175 yaptı. V2'ye bakalım. V2'de üçgen. Şurası. E, çünkü en büyük parça taban alanı büyük olan bu. Diğerleri de özdeş zaten. E, en büyük parça bu yapıyor. Diğerleri de küçük parçalar yapıyor. Zaten en büyük hacimli parçayı alan diğerlerinden birinin aldığı yani şu birinin aldığı hacimden ne kadar fazla almıştır diye soruluyor bize. E, bunun da hacmini bulalım. Taban alanı hocam üçgen ya. 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliği de zaten 7. O da kaç yaptı o zaman? Hocam 12 bölü 2. 6 6 7 42. 42 yaptı. Yani 175 alan 42'den ne kadar fazla almıştır diye soruluyor bize. Çıkarttığımız zaman da 133 mi yapıyor? Evet cevaba böylelikle 133 olarak ulaşmış oluruz. Evet güzel bir soru. Yani ÖSYM de bunun benzerini sordu. Ee, ne sorusu? Sorunun içerisinde sadece ve sadece katı cisim kazanımı yok. Dik üçgen var. Kare var. Ondan sonra benzerlik var. Hatta eş üçgen var. Gördüğünüz üzere 4-5 tane birden kazanım. Yani biz katı cisim yapıyoruz diye sadece katı cisimden soruları çözeceğiz diye değmiyoruz arkadaşım. O yüzden lütfen buraya dikkat. Geldik şu güzel soruya arkadaş. Ne diyor soru? Soru da diyor ki şekil 1'de taban ayrıtı 3 birim olan ve cisim köşegenin uzunluğu kök 34 olan kare dik prizma verilmiş. İlk önce kare dik prizma taban ayıtı 3 olduğunu biliyorum. Ee, yüksekliğini bilmiyorum ve şu uzunluğunda cisim köşegenin kök 34 olduğunu biliyorum. O zaman ne yapacağız arkadaş? Hocam şunu şöyle çizersem. istersen formülden yap. Kök 34, kök 34 neye eşittir? Kare küçüğünde h kare artı 3'ün karesi artı 3'ün karesinden yapabilirsin. Ben ne yaptım? Şunu çizdim şöyle. Kareye 3 3 3 kök yaptı. Dik üçgen oluştu burada. O zaman kök 34'ün karesi 34 eşittir h kare artı 3 kökünün karesi. Yani 18 yapar. O zaman h kare buradan 16'ya eşit oldu ve h da buradan kaç bulduk o zaman? 4 olarak bulduk. Evet h 4 çıktı. Güzel. Şimdi ben bunu ne yapmışım? Şöyle kesmişim. Animasyonda göstermeme gerek yok. Zaten şeklen belli. Şu şekilde kesmişim iki parçaya ayırmışım bunu. Peki ayrıldıktan sonra birinin yüzey alanı kaç birim kare olur diye soruluyor. Şu parçalardan bir tanesinin yüzey alanı nedir diye soruluyor. E, bir yüzey alanı bulurken, prizmalardaki yüzey alanını biliyoruz. Hocam ben bunu böyle bu şekilde kestiğim zaman tam köşegen boyunca kestim. Yani tam köşeden kesmişim. Nereden kesmişim? Şuradan almışım. Buraya gelmişim. Buradan almışım. Buraya gelmişim. Bak şu ekstra bu yüzey oluşuyor burada. Hocam bu peki kesildiği zaman nasıl bir prizma? Bunu bulmaya çalışalım ilk etapta. Hocam bu dikdörtgenler prizmasından kestim. Dikdörtgenler prizması mı? Değil. Hocam tabanı dikdörtgen prizma olması için tabanının ve tabanının aynı olması lazım değil mi? Ama burada taban ve tavan aynı mı? Değil. E ne yapacağız hocam burada? Tabanı mesela burada neydi? Göstereyim sana burada. Hocam tabanı burada zaten şöyle bir kareydi. E ben bunu kestiğim zaman taban kare hala ama tavan da kare mi? Hayır. Tavan kare olmadı ki bu sefer burada. Tavan ne oldu arkadaşım? Şöyle bir çizgi oldu. Tabanı burası çizgi, çektiğimde burası çizgi oldu. Demek ki tabanı kare değil. O zaman burada şunu düşüneceğim. Tabanı ve tavanı aynı olan şekiller var mı diye bakacağız. Arkadaş şeklin görünmeyen şeylerini de şöyle çizecek olursam. Bak böyle çizdim. Şimdi burada bu prizmayı şöyle biraz bak bak bak. Bakmaya devam et ne olduğunu kendin gör. Nasıl bir prizma arkadaşım bu? Şu kenar uzunluklarını da yazayım bu arada. Hocam buranın 3, buranın 3 olduğunu biliyorum. Hatta burası da 3, burası da 3. Yükseklikte kaç oldu? 4 oldu. Buranın da 4 olduğunu biliyorum. Hocam bu bir üçgen prizma. Taban ve tavan aynı. Nerede aynı? Bak burada da burası böyle. Burada da burası böyle. Üçgen değil mi? Yani tavanları ya şu prizmalarda zemine koymadığımız zaman bunun nasıl bir prizma olduğunu anlamıyoruz. Bak zemine kare konulmuş. E, tavanında bir kare olmadığı için bu bir kare prizma değil mesela. O zaman yan yüzeylere bak böyle. Yan yüzeylerde mesela burası dikdörtgen. Hocam dikdörtgen var mı? Var ama karşı zıttında. Ama bu sefer bunlar farklı dikdörtgen. Biri 3'e 4'lük dikdörtgense, diğeri kaça kaç'lık dikdörtgen? 3'e 5'lik dikdörtgen yaptı. Aynı dikdörtgen değil. Zaten bakacağımız yüzeyler belli. Ön arka, sağ sol, üst alt gibi düşün böyle. Hani alt üst'e baktık, olmadı. Ee, Sağa sola baktık, olmadı. Bir de ön arkaya bakalım. Ön arkaya baktığımız zaman da üçgenler var. Evet, üç üçgen prizma olduğunu söyleyebiliriz. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Ne yapıyorum? Ön arka, alt üst, sağ sol şeklinde bakıyorum. Baktığım zaman ön arkada aynı şekil var. Tabanlığı o zaman ne oldu bunun? Tabanı üçgen oldu. Üçgen prizma şekline dönüştü bu. Şöyle bir kesit yaptığım zaman, kestiğim zaman. Şimdi bu üçgen prizmadaki şeyi bulmaya çalışacağım. Tabanın neresi oldu? Dikkat dikkat. Burayı tabanı artık burayı gibi düşüneceğiz. Yüksekliği de bak şurayı 3 gibi düşüneceğiz. Hatta 3 4 5 üçgeni. Şimdi prizmalardaki hacim değil de alanı bulurken ne yapıyorduk? Hocam alanı bulurken taban alanları artı taban alanları iki tane üçgen oldu. Yani taban alanları artı yanal alan. Taban alanlarından iki tane var. İki tane taban alanı 3 çarpı 4 bölü 2 dedik. Artı yanal alanda neydi? Taban çevresi. Tabanımız bak burası değil mi? Taban çevresi de 3, 4, 5 topla 12 yaptı. Taban çevresi çarpı yüksekliğimizde 3 deyip o şekilde sonuca ulaşabiliriz. E buradan bu ikiler sadeleşti. Işte. Iki 12 burası artı 36 burası topladığımız anda cevap kaç yaptı o zaman? 48 yaptı. ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Lütfen, lütfen, lütfen buraya dikkat. Dikkat, dikkat. Güzel bir soruydu. Bir prizmanın nasıl bir prizma olduğunu söylemeyebilir. Bu prizmayı biz bulacağız. Sağ, sol, alt, üst, ön, arkaya bakarak hangisinde eş iki yapısı var? Çünkü biz tabanı ve tabanı aynı olan şekillere prizma diyoruz demiştik. O yoldan yola çıkarak, oradan yola çıkarak bu hamleyi yaptık. Evet, geldik şimdi örnek 16'ya. Güzel bir soru, çok hoş bir soru. Şimdi soruyu öncelikle şöyle bir okuyayım ben. Şekil 1'de kısa kenarı 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki iki metal çubuk. Bak kısa kenarı 2 birim olan şurası 2 birim olan dikdörtgen şeklindeki iki metal çubuk ne olmuş? Ağırlık merkezleri çakışacak şekilde ve birbirine dik olacak şekilde yapıştırılıp bir baskı aleti yapılıyor. Tamam. İki metal çubuk bir baskı aleti olmuş. Devam edelim okumaya. Şekil 2'de mavi renkli kare şeklindeki kartonun üzerine baskı aleti konulup fazla parça parçalar kesilip atılıyor. Şimdi ben bu baskı aletini bir kare şeklinde kartonun üstüne koydum. Ee, ve fazla parçalar baskı aleti bak burası ya fazla parçaları şuradaki parçaları da attım. Sonra diyor ki bak dikkat et bunun altında ne oldu? Karton. Kartonun belli parçaları kaldı ve baskı aleti boyutunda kaldı. Şekil 3'te de baskı aletinin altında kalan kartonla 20 birim küp olan hacmi 20 birim küp olan üstü açık bir karedik prizma oluşturuyor. Ya tamam şöyle bir parça kaldı ya Bak şimdi dikkat. Şöyle bir parça kaldı elimizde. Bunun altındaki mavi parça. Sonra bunu da böyle ne yapıyorum? Şunu yukarı, bunu yukarı, bunu yukarı, bunu yukarı kaldırıp kap üstü açık bir kare prizma elde ediyorum. Bak şu parçası bak buraya geldi kaldırdığım zaman. Ya olayı daha da mı anlamadık? Gel animasyonda göstereyim sana. Bak şimdi animasyonda bak. Baskı aleti bu şekilde. Kartonun üstüne koydum. Koyduk daha sonra kestim böyle dışarıda kalan mavi parçaları. Sonra baskı aletinin altında kalan bir parça var. Baskı aletini çektim. Alttaki mavi parçaları parçayı da ne yapıyorum? Yukarıya doğru şu dikdörtgenleri kaldırıyorum. İşte şekil üçtek gibi bir kare prizma karşıma çıktı. Şimdi soruyu daha iyi bir şekilde anladık herhalde değil mi? E, anladık. O zaman anladıysak devam edelim. Şimdi bana verilen bilgilere bakaraktan devam edelim. Kısa kenarı 2 birim olan. Hocam burada kısa kenarı 2 birimse 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim. O zaman burası da 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim yaptı. Ve ben bunu kaldırdığım zaman şöyle bir şey elde ediyorum ya. Şu kenarla şu kenar çakışacak o zaman böyle. Hep kaldırdığım zaman bunu Bunlar yükseklik olacak o zaman. Hocam yükseklik dediğim o zaman burası haş, burası haş, burası haş, burası haş, burası haş, burası haş oldu mu? Oldu. O zaman buraları 2, 2, 2, 2 diyoruz. Buraları da haş, 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 haş diyoruz ve bu bir kare şeklindeydi. Ee, o zaman burası da 2, burası da haş, burası da haş oldu mu? Oldu. Şimdi şekil 3'te de baskı aletinin altında kalan o zaman o zaman o zaman o zaman, o zaman tabanı 2 olan, yüksekliği haş olan bir ne elde ettik burada arkadaşım? Bir ve hacmi de 20 birim küpmüş kare prizma elde ettik nacmi de 20 birim küpmüş. 20 neye eşit olacak o zaman? Şurada bir kutu oluşturulmuş ya. Bu kutunun hacmi 20 miş? 2 çarpı 2 çarpı h eşit olacak. O zaman buradan haşı 5 buluruz. Hocam haş 5 çıktıysa baskı aletindeki şu haşı 5 bulduk. Yani burası 5 birim. Burası 2 birim. Burası da 5 birim şeklinde bulduk. Tamam bunları yazalım. Burası 2 birim. Şurası 5 birim. Şöyle. Burası da 5 birim olarak bulduk. Sonra alanı şekil 2'deki tartonun 9'da 4'ü olan. Bak bak bak. Bu karenin de ben kenarını bulmuş oldum. Haşı 5 buldum mı Ozan? H5 s 5 se şurası kaç yaptı o zaman arkadaşım? Hocam burası 5 5 12 12 yaptı. Bunun alanı kaç yaptı? Alanı da 144 yaptı. 12'nin karesi 144 yaptı. Şuradaki kartonun ilk baştaki verilen kartonun da bir kenarını buldum. Alanı da 144 yaptı. Ama soruda ne diyor? Alanı çekili gidip kartonun 9'da 4'ü olan diyor. O zaman 144'ün 9'da 4'üne bakalım. O da kaç yapıyor o zaman 9'da 4'de? Hocam şu, şu sadeleşince 36 yapıyor. 36 çarpı 9 yapan diyor. Hocam alan 36 çarpı 9. 9. Hiç hesaplamayayım. 6 kere 9 54 yapıyor. 27 ee, bilmem ne yapıyor. Bu alanı bu yaptıysa hani bu dediğimizde 36 çarpı 9 hani atıyorum x kare dediysek o zaman x de neye eşit olacak o zaman? Bunun kare eşit olacak. Kare küçüğünde 36 çarpı 9. Çarpma işlemini yapmayayım yani en azından. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşım? 6 çarpı 3 şeklinde buluruz. Yani bir kenarı kaç oldu o zaman burada? Hop 6 çarpı 3 18. Ay burada 9'da 4'ü diyor ya. Ana işleme bak hataya bak. Arkadaş 9'da 4'ü diyor. 9'da 4'ü demek 4 böl 9 demek değil midir ya? 4 bölü 9 ile çarpacağız biz bunu ya. O zaman 9'a bölsen 9'a bölsen. Kaç yapıyor? E, ee, bu hocam bu 36 çarpı 4 ya. Şununla da şu gitti. 4 yaptı ya 16 yaptı. O zaman 16 çarpı 4 de 64 yaptı. 9'da 4'ü yani yeni oluşan kare şuradaki yeni bir tane kare oluşturacakmış bir şekilde kartonun 9'da 4'ü olan. 9'da 4'de kaç bulduk biz burada? 64 bulduk. Evet buradaki karenin alanı da 64 olsun diyor bana. 64 ise bir kenar kaç yapacak o zaman? Hocam bir kenar 8 yapacak o zaman. Tamam ne güzel. Burası 2 iken o zaman bir kenar 8 olacaksa şunlar da birbirine eşit olacak ya. Hocam burası 2 ise 8'den 2 çıktı kaç yaptı? Kaç kaldı? 6 kaldı. O zaman buralar da 3 3 mü kaldı? Evet. O zaman baskı aletinin altında kalan kısım. Hocam burası da aynı şekilde. 3 3 mü yapacak çünkü burası 2. Kare şeklindeydi 8 olduğundan dolayı. Evet. Şimdi o zaman burada ben ne buldum? Baskı aletinin altında kalan kısmına neresi kalıyor? Hocam şurası kalıyor kartonda. Baskı aletinin altında kalan parçası burası kalmış oluyor. Yani şöyle bir parçayla karşılaştık arkadaşım. Şöyle bir bir parça ile karşılaştık. Şurası kaç birim? 3 birim. Burası 3 birim, 3 birim, 3 birim, 3 birim. Buranın da 2 birim olduğunu biliyorum. Ve ben bunu da yine ne yapacakmışım? Ee, dik kesecek şekilde konulup yukarıdaki işlemler uygulanırsa işte en son ben buradaki karton, şu baskı aletini kaldırdım ya. Şöyle bir kartonla karşılaştım ya. Burada yine aynı işlem. Taban bu olacak şekilde. Şuradaki kenarları kaldırdığım zaman yine bir kare prizma elde edecekmişim. E kare prizmayı elde ettiğim zaman bu sefer kare prizmanın kenarları kaç kaç olacak? Tabanı yine 2 2 olacak. Çünkü hocam burası 2'ye 2 olduğundan yüksekliği de bu yukarı kalkacak. 3 mü olacak? Evet. Yeni yüksekliğimiz de o zaman 3 olacak. İşte bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor bize. Bu prizmanın hacmi de nedir? Taban alanı 2 çarpı 2 çarpı yükseklik olacaktır. Yani cevap da böylelikle kaç gelecektir? 12 gelecektir dostlar. Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Baskı aletiyle ilgili böyle bir hoş bir soru yapmışız. Valla bir 30 saniyeni çaldım. 9 ile 4'ü derken 9 bölü 4 ile çarptım. Kusura bakma. Sonra orada bir düzeltmemi yaptım. 144 alanının 4 bölü 9'u diyor bize. 9 da 4 demek 4 bölü 9'u. O da 64 yaptı. Yani yeni kartonumuzun bir kenarı 8 çıktı. Bir kenarı 8 bulunca burası 2 ya. O zaman bunlara da şöyle 3 3 kaldı. Yani 3 3'ü böyle burada bulduktan sonra yüksekliğin 3 olduğunu anladık. Ve sonra da yeni oluşturabileceğimiz prizmanın hacmi yani karelik prizma oluştu. Karşımıza o çıktı. O hacmi de 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 diye bulduk. Ve geldik son sorumuza. Bu dersin yani bugünün son sorusundayız. kenar uzunlukları 2-2-4 birim olan karedik prizma biçimindeki tuğlalar şekildeki gibi yüzeyleri tam örtüşecek biçimde üst üste konulmuştur. Yani tuğlaları alt tarafta 3 tanesini zemine koymuşum ve birer yüzleri çakışacak şekilde sonra üst tarafta böyle böyle koymuşum sonra üstünde de şu şekilde koymuşum. Bu şekilde koymuşum bu şekildeki oluşan yapının yüzey alanı nedir diye soruluyor. İlk önce şuna bak kardeşim. Hocam farklı şekilde çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Bu yüzey alanlarını ayrı ayrı bulabiliriz. Sonra burada buradakini, 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 buradakini ayrı ayrı bulabiliriz kardeşim. Tamam. Mı? Buradakileri ayrı ayrı bulabiliriz. Ya da direkt ben bu şekilde tuğlaları koyduğum zaman oluşan cisim ne? Oluşan şekil ne? Ona bakıp da yani bir prizma mı? Prizma ise eğer oluşan şekil prizma ise eğer o zaman biz burada prizmanın mantığından da gidebiliriz. İki türlü yapabiliriz yani biz. E bir prizmaysa ilk önce birinci yol. Prizma olmasından yola çıkarak yapalım. Birinci yol diyeyim. Birinci yol Prizma tekniği. Hocam bu prizma pir, mı? Tabanı, alt tabanı ve üst tabanı aynıysa o zaman biz buna prizma diyeceğiz. Yani hocam alt tabanında 3 tane dikdörtgen var. Üst tabanında da aslında 3 tane dikdörtgenin yapıştırılması var. Şurası, şurası, şurası. Ama dikey olarak aynısı olacak. Ama dikey olarak aynısı yok. Yani alt tarafta şöyle bir dikdörtgen varken bak alt tarafta böyle bir dikdörtgen varken direkt üst tarafta da öyle bir dikdörtgen yok kardeşim. O yüzden tabanı böyle 2'ye 4 8 12 olan bir dikdörtgen olmadığı için tabanını ben şurası seçemem. Eğer bu bir prizmaysa. Tabanını şurası seçebilir miyim? Hayır. Seçemem. Seçemem. Tabanını. Burası 3 ayrı bir taban olmuş oluyor. Sonuçta bütünsel olması lazım. E hocam tabanını şurası seçebilir miyim? Evet. Tabanını burası seçebilirim kardeşim. Hatta şöyle seçtiğimi de göstereyim ben. Tabanını tam olarak burası seçebilirim. Taban ve tavan aynı oluyor mu böyle baktığın zaman? Evet hocam oluyor. Bak bu bir prizma. Nasıl bir prizma aslında bu? Sayalım istersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gen olan tabanı burada. Tavanında da yine aynı şekilde. Aynı şekil arka tarafta da yok mu? Var. 12 gen. Tabanı 12 gen olan. Taban ve tavan aynı oluyor. Yüksekliği de o zaman burası mı yapmış oluyor? Evet. Bu sefer prizma şeklinde düşündüğüm zaman yüksekliği de bak kardeşim. Aha da burası yapmış oldu. O zaman ben bunu prizma şeklinde düşünebilirim. Tabanın tam olarak neresi olacak? Şurası olacak. O zaman bu şekilde düşündüğüm zaman nasıl yapacağım? Hocam taban alanı. Şimdi burası 4'e 2 ya. 4 kere 2 8 burası. 8 burası. 8 burası. 8 burası. 8 burası. 8 burası. Şimdi prizma şeklinde düşündüğün zaman taban alanları artı taban ve tavan aynıydı çünkü. Yanal alan şeklinde gideceğim. Taban alanlarına bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 8. 48. 48'den 2 tane var. 2 tane 48 diyeceğim. Artı yanal alan neydi? Hocam yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Şimdi taban çevresini bulurken. Hocam burası 4. Bak dikkat et yazalım. 4. 4. Taban çevresini hesaplayalım. 1, 2, 3 yani 4 dört, 4'ten 3 tane var taban çevresinde. Sonra ilk önce yataylara bakalım. Sonra burası, burası, burası. Bu soruyu daha önce çözmüştük hatırlarsan. Nerede çözmüştük? Bak o soruyu böyle karıştırdım aslında burada. Ee, dikdörtgenleri bu şekilde yapıştırarak yaptığımızda çevresi sorulmasında böyle dikdörtgenleri ya da paralel kenarları karşıt kenarları paralel olan yapılarda E harfindeki soruyu düşün. Bu şekilde çevresi sorulduğu zaman ne yapıyorduk? Yatayları ayrı hesaplıyorduk. Hocam yatayları ayrı hesaplarken 1, 2, 3, 4 yani pardon 3, tane 4 var. 3 tane 4 12 yapıyor. Sonra buradaki yatayları hesaplarken bulamıyorum ama şunların toplamı aynı zamanda şuraya eşit işte olmuyor mu? Oluyor. Çünkü bu buraya denk geliyor. Bu şuraya denk geliyor. Şu şuraya denk geliyor. Dikdörtgen yapacak olursam bu buraya denk geliyor. Bu da buraya denk geliyor. Yani yataylar ne? Hocam 1, 2, 3 yani 3 tane 12. 3 tane 4 var burada. Dikeyde de pardon şuradaki yataylarda da 3 tane 4 var. Yani şurası 12 iken 4 kere 3 12 iken burası. Üst taraftaki yataylar da şu top toplamlar da 12 yapıyor. O zaman taban çevresi, taban çevresinde bir 12 var artı bir de dikeyler diyeceğim. Hocam dikeyler de şunlar değil mi? Bu dikey uzunluklarda zaten 2 2 2 değil mi? Evet, 2'den kaç tane var? 1 2 3 4 5 6. Alttan 2 de kaç yapıyor? 12 yapıyor. Taban çevresi bu yaptı. Niye ben taban çevresi yazdım? Yanal alanı yanal alanı hesaplıyorum. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti kardeşim. Taban çevresi çarpı yükseklik dersem işte alanı bu şekilde bul Bilirim. Evet bu şekilde bulduk. O zaman 48. Burası 96 yaptı. Artı 24 yaptı. 24 çarpı 2 de kaç yapıyor o zaman? Taban alanı. Yan alan. Bir dakika. Ee, Yan alan. Taban çevresi. Taban çevresi. Ay şurayı yanlış hesaplamışım. Hocam 12 burada var. Şurada da 12'ler var. 12'den 2 tane olacaktı burada. 2 çarpı 12. O zaman taban çevresine baktığım zaman 24 burada. 12 burada. 36 yaptı. Değil mi? Yok. 24 burada. 12 burada. 36 yaptı. 2 ile çarptım. 72 yaptı. O zaman şu 96 ile 72'nin toplamı da kaç yapar? 168 yapar mı dostlar? Yapar. Birinci yol bu şekilde. Eğer ben prizmaları üst üste koyup da yeni bir prizma elde ettiysem ki elde ettim tabanı şu olan bir prizma elde ettim. Taban ve taban aynı oldu. O zaman prizma mantığından yaptım birinci yolda. Ne yaptım? Taban alanları yani şu taban alanlarından iki tane var dedim. Bir burada bir burada dedim. Sonra artı yan alan. Yan alan derken de taban çevresi. Ama bunun çevresini bulurken yatayları ayrı buldum. Yatay şu 12. Bu da 12. Yani şurası 2 çarpı 12. Dikeyler toplamını da buldum. Taban çevresini buldum. Sonra taban çevresi çarpı yükseklikte bize yan alanı veriyordu. Yan alan bu şekilde. Taban alanları da bu şekilde. Topladığımız anda 168 çıktı. Peki hocam tamam bu birinci yol. Bunu kaydettin. Bunu beğendiysen buradan yola çıkarsın. Bu birinci yol böyle kalsın. İkinci yolda nasıl bulacağız? İkinci yolda da hocam ben bunu prizma olarak kestiremedim dersen eğer şu şekilde yapabilirsin dostum. Tüm yüzey alanlarını ayrı ayrı da bulabilirsin. Ayrı ayrı nasıl bulacağız mesela burada. Ayrı ayrı bulurken de ön, arka, sağ, sol, üst, üst, alt şeklinde gideceksin. Hocam burada ön arkaya bakalım. Ön, arka. İlk önce ön arkayı bulalım. Hocam öndeki alan ya sonuçta burada baktığın zaman öndeki alan arkada da var mı? Var. Öndeki alana baktığınız baktığın zaman. Hocam öndeki alan bak burası aynı şekilde arkada da var mı? Var kardeşim. Ön bak burası. Öndeki alan bu dikdörtgenlerin alanı. Kaç tane dikdörtgen var hocam burada? 6 tane dikdörtgen var. 6 tane dikdörtgenin alanı ne? 6 tane dikdörtgenin alanı ne yapıyor? Hocam 4 burası 2 burası olduğu için 4 kere 2 8 yaptı burası. 8. Bir tanesinin alanı 8. 8'den kaç tane var demiştik? 6 tane var demiştik. O zaman 6 tane 8. Ön arka 6 tane 8 var ama önde 6 tane 8 var ya arkada da aynısı var. O zaman çarpı 2 diyeceğiz. 48 burası kaç yaptı? 96. Sonra sağa sola bakacağız. Bu arada ben şunu sana söylemiştim. Dikdörtgenler prizması şeklindeki yapılan yapı yapılarda ön arka aynıdır. Yani yap, yapıştırıldığı zaman bu şekildeki dörtgenler prizması şeklindeki bir yapıyla böyle birer yüzleri çakışacak şekilde yapıştırılan yapılarda şimdi ön taraf neyse arka tarafta aynısıdır. Sağ taraf neyse sol tarafta aynısıdır. Alt taraf neyse üst tarafta aynısıdır. Ön arka bak. O yüzden 6 kere 8 ön. 6 kere 8 48 iken çarpı 2 dedim. Şimdi sağ sola bakalım. Sağ sola bakalım. Bak bu da bir teknik. Sağ sola bakacak olursak hocam sağ ve sola baktığım zaman da sağ ve sola baktığım zaman da şuradaki yeşiller var hocam. Yani iki kere 2 4 mı burası? Evet burası 4. Burası 4. Burası 4. Ve aynısı burada da var. Burada da var. Burada da var mı? Var. Yani şuraya baktığım zaman 4, 8, 12. 12 var. E bir de sağda 12 varsa solda da 12 var. Çarpı 2 diyeceğim. Burası kaç yaptı? 24 yaptı. Şimdi neye bakacağım? Şimdi de hocam üst tarafa bakacağım. Şu üst taraf ve alt tarafa bakacağım. Üst taraftaki alanlar şunlar. Hocam üst taraftaki alan aslında alt tarafta da var. Alt taraftaki alana bakacak olursan şu Şöyle bir dikdörtgen değil mi arkadaş şöyle? Hocam 4x2 8'lik dikdörtgen burada. 8'lik dikdörtgen burada. 8'lik dikdörtgen burada. Bak bunların üst taraftakinin izdüşümü de bak. Bunun izdüşümü bak şuraya geliyor. Sonra şunun izdüşümü bak nereye denk geliyor? Tam şuraya kadar denk geliyor. Şöyle bakacak olursan, değil mi? Sonra bunun izdüşümü bak şuraya da kadar denk geliyor. Şunun aslında şuraya kadar denk geliyor. Sonra bunun izdüşümü buraya kadar denk geliyor. Şuradakinin izdüşümü de bak buraya da kadar denk geliyor. Yani alt tarafta ne kadar alan varsa üst taraftaki alanlar toplamada yine aynısı yapmıyor mu? Alt üst aynı. O zaman alt taraf 1, 2, 3 kere 8, 24. O zaman alt üste bakalım. Alt üste bakacak olursak alt taraf kaç? 24. O zaman üst tarafta 24. 24 çarpı 2'den de kaç yapıyor o zaman burası? 48 yapıyor. 48, 24 ve 96'nın toplamı da yine kaç yapıyor dostum? 168 mi yapıyor? Evet. 168 yapıyor. Bu da ikinci yol olarak da bu şekilde düşünebilirsin. O da neymiş? Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yapıları böyle yapıştırarak oluşturduğun zaman oluşan şekiller biz bu şekilde hamle yapabiliyoruz. Bunu küp konusunda daha da bir açacağım. Küpte daha da bir açacağım. Ya uzattık videoyu ama ya bunu yapmak zorundaydım. Ben bunu iki yollu göstermek zorundaydım. Ama birinci yolda çok güzel. Aynı hoşuna gittiyse oradan yapabilirsin. İkinci yolda gerçekten güzel. İstediğin yoldan devam edebilirsin. Evet böylelikle şimdi 3 sayfa işledim. Bakıyorum evet 1, 2, 3 sayfa işlemişiz. Bugünü burada bitirelim istersen. Devamında da şöyle dikdörtgenler prizmasını ve kadar onu da yarın halledeceğiz. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 44. günde bu. 45. günde yine dikdörtgenler prizmasının devamında. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.